Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Güncel bilgiler deneme serisiyle tekrardan birlikteyiz. Hemen başlayalım. Temmuz 2022 tarihi itibariyle Avrupa Birliği dönem başkanlığını hangi ülke yapacaktır? Buradaki doğru cevabımız Çekya olacaktır. Fransa'dan devralmıştır arkadaşlar. 6 aylığına oluyor bu Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresi. İlk 6 ay Fransa'ydı. Son 6 ay Çekya oluyor. Aralık 2021'de açılışı gerçekleştirilen Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan tünelin ismi nedir? Buradaki doğru cevabımız Pirinkayalar Tüneli olacaktır. Kitaptaki olaylar Osmanlı'nın son döneminde Türk halkında batıya karşı körü körüne bir özenti oluştuğu, batıdan alınması gereken teknoloji, ilim, bilim değil de bizim yaşantımıza ters düşen kültürü taklit edilir. Özellikle İstanbul'da zengin diye nitelendirilen ve kendilerini halktan daha üstün gören bir grup, kendilerine batıda yapılan çılgın eğlenceleri örnek alıp hemen her yerde görgüsüzce eğlenmeye çalışıyorlardı. Bu durum özellikle Türk aile yapısına aykırıydı ve bunun sonucu olarak bu tabakada aile bağları iyice zayıflamış, hatta kopmuştu. Çirkeflik başına almış gidiyordu. Eşler birbirine sadık kalmıyor, hatta eşini aldatmak, ailesine bağlı kalmamak bir başarı olarak görülüyordu. Kitap o günün bu acı tablosunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Romanın ana karakteri ise Doktor Ömer Behiş'tir. Yukarıdaki parçada bahsedilen Kırık Hayatlar eseri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Buradaki doğru cevabımız Halit Ziya Uşaklıgil olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üye ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan bütünleşmesini sağlamak amacıyla 1975 yılında Roma'da Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Avrupa Birliği olacaktır. Hollandalı tüccar ve bilim insanıdır. Mikrobiyolojinin babası olarak bilinir. Mikroskobik yaşamı açığa çıkararak biyoloji bilimini yaratmıştır. Tek hücreli organizmalar anlamına gelen protozoa dünyasını keşfetmiştir. Ve onlara animalcules, küçük hayvanlar, hayvancıklar adını vermiştir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Anton van Leeuwenhoek olacaktır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in birkaç yıllık değil, birkaç asırlık hesapların görüleceği yer olarak nitelendirdiği görüşme aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Lozan Konferansı olacaktır. Ocak 2022'de 50 yıl aradan sonra incelenen Nobel arşivlerinde 1971'de Nobel Edebiyatı ödülüne aday gösterildiği ortaya çıkan Türk Edebiyatı'nın usta ismi kimdir? Buradaki doğru cevabımız Fazıl Hüsnü Dağlarca olacaktır. Nisan 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanı verilen Türk mühendis aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Selçuk Bayraktar olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip daimi ülkelerden biri değildir? Buradaki doğru cevabımız Almanya olacaktır. Bu ülkeler hangisiydi arkadaşlar? Fırça dediğimiz ülkelerdi. Çin, İngiltere, Rusya, Fransa ve ABD'ydi. Yazar, yaşadığı dönemdeki Türk toplumunda cariye, odalık, halayık gibi çeşitli adlar verilen esir kadınları kendi babasının konağında yakından görüp inceleme fırsatı bulmuş ve eserini buna dayanarak yazmıştır. Bu roman Türk edebiyatında ilk realist eserler arasında yer alır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen Sergüzeşt romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Sami Paşazade Sezai olacaktır. Hem teorik hem de pratik açıdan yaptığı çalışmalarla bilimsel Rönesans'ta büyük rol oynamış İngiliz bilim adamıdır. Hücreyi 1665 yılında ilk keşfeden bilim adamıdır. Ölü mantar dokusunda boş odacıklar şeklinde keşfetmiş, bu odacıklara da hücre adını vermiştir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Robert Hooke olacaktır arkadaşlar. Doğalgaz ve kömür kullanılmayıp jeotermal enerjide kendi kendine yeten ve Türkiye'deki ilk kent olma özelliğini taşıyan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Afyonkarahisar olacaktır. Doğal gaz ve kömür kullanmayıp jeotermal enerjiyle kendi kendine yeten Türkiye'deki ilk kenttir arkadaşlar Afyonkarahisar. UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu olan takım aşağıdakilerden hangisidir? Real Madrid'dir arkadaşlar buradaki doğru cevabımız. 2021 yılında Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin adı ne olarak değişmiştir? Buradaki doğru cevabımız Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Avrasya Askeri Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı üyeleri arasında yer almaz? Buradaki doğru cevabımız Tacikistan olacaktır. Bunun kodlaması ise arkadaşlar takım diye kodlanıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Moğolistan, I'sı yok sadece arkadaşlar. Yorgun Savaşçı, Bozkır'daki Çekirdek ve Göl İnsanları eserleri
Aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Buradaki doğru cevabımız Kemal Tahir olacaktır. Kemal Tahir şu yönden önemli arkadaşlar. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa Ödülüne layık görülmüştür. Amerikalı yayımcı, yazar, kaşif, bilim adamı, diplomat ve siyasetçidir. Thomas Jefferson ve John Adams ile birlikte bağımsızlık bildirgesini hazırlamıştır. Bu sebepten ABD'nin kurucularından biridir. Paratonerin mucididir. Güneş ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını da ilk olarak başlatan kişi olmuştur. Yukarıda verilen bilgilerde bahseden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Benjamin Franklin olacaktır. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, gladyatörler şehri olarak da anılan, Osmanlı yapılarıyla da kaynaşmış, Strato Nikeia antik kenti aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Buradaki doğru cevabımız Muğla olacaktır. Mart 2022 tarihinde Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin yeni başkanı, yani TÜSİAD'ın yeni başkanı Simon Kaslowski'den devralan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Orhan Turan olacaktır. Simon Kaslowski 2021, Orhan Turan 2022 olacaktır arkadaşlar. Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu tarafından 2021 yılı Avrupa Spor Başkenti seçilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Nevşehir olacaktır. Merkez Bankası Başkanı'nın 4 yıllık bir süreyle aşağıdakilerden hangisi atar? Buradaki doğru cevabımız Cumhurbaşkanı olacaktır. Mona Rosa, Zamanı Adanmış Sözler ve Ateş Dansı eserleri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Buradaki doğru cevabımız Sezai Karakoç olacaktır. Sezai Karakoç ise 2021 yılında hayatını kaybetmiştir. Bu yönden önemli bulduğum günceller arasında yer alır. Devam edelim. 18. yüzyılın en meşhur matematikçilerindendir. Kendisiyle aynı dönemde yaşamış olan diğer matematikçiler tarafından canlı analiz diye adlandırılmıştır. Matematik tarihine en çok eser ortaya koyan en üretken matematikçisi olarak da bilinir. Çalışmalarının tamamı 70 cilde ulaşmış durumdadır. İlkel kökleri araştırmıştır. Yeni büyük asal sayılar bulmuştur ve harmonik serilerin ıraksamasından asal sayıların sonsuz tane olduğu sonucuna varmıştır. Bu keşif bu alanda 2000 yılda yapılan en büyük buluş olarak kabul edilir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Leonhard Euler olacaktır. Ordusu olmayan tek NATO ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız İzlanda olacaktır. Nisan 2021'de Avrupa Birliği tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağı hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar Kastamonu olacaktır. Dicle Üniversitesi çalışmaları sonucunda Diyarbakır'da Ocak 2021 tarihinde hangi Anadolu Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulunmuştur? Buradaki doğru cevabımız 1. Kılıç Arslan olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında yer almaz? Buradaki doğru cevabımız Azerbaycan olacaktır. Arkadaşlar burada da bir kodlama yaptım. Biraz uzun görünüyor ama faydalı olacağını düşünüyorum. Yine siz daha iyisini yapabilirseniz daha iyi bir kodlama da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kiroç taç giydi, kazap çekti, hindi yedi. Burada kıraç gibi de düşünebiliriz. Kiroç, Kırgızistan, İran, Rusya, Özbekistan, Çin, Tacikistan, Kazakistan, Pakistan ve Hindistan olarak ben bunu kodladım arkadaşlar. Umarım size de faydalı olur. Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak ve Ruh Üşümesi eserleri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar Adalet Ağaoğlu olacaktır. Adalet Ağaoğlu 2018 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür ve Temmuz 2020 yılında hayatını kaybetmiştir. Bu da önemli gördüğüm güncellerden arkadaşlar. İngiliz kimyager ve fizikçidir. Elektrik yüklü iki cismin arasındaki kuvvetin aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu bulmuştur. Değişik iletkenlerle yaptığı bir dizi deney sonucunda iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının içinden geçen akımla doğru orantılı olduğunu bularak bu alanı da Alman fizikçi George Simon Ohm'un 1827'de ortaya koyduğu yasayı daha önce bulmuş oldu. Bu son buluşu ilginç ve önemlidir çünkü elektrik akımını ölçme olanağına sahip bulunmadığından kendi vücudunu ölçü aracı olarak kullanmıştır. Akım şiddetini kesebilmek için elektrotların uçlarını elleriyle tutarak elektrik şokunu parmaklarında mı, bileklerine kadar mı yoksa dirseklerine kadar mı duyduğuna bakmış arkadaşlar.
Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Henry Cavendish olacaktır. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabildiğini aktarmıştır. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Yukarıda bahsedilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Çamlıca Kulesi olacaktır. Nisan 2021'de uzaydan çekilen dünya fotoğrafları yarışmasında Van Gölü fotoğrafıyla birinci olan astronot aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Kate Rubins olacaktır. Mart 2021'de Süveyş kanalının bir hafta boyunca deniz yolu trafiğine kapatılmasına neden olan marine şirketine ait Evergreen gemisi hangi ülkeye aittir? Buradaki doğru cevabımız Tayvan olacaktır arkadaşlar. Merkezi Fransa'nın Strasbourg kenti olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak kurulmuştur? Buradaki doğru cevabımız Avrupa Konseyi olacaktır. Veba Geceleri, Masumiyet Müzesi ve Kar Eserleri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Buradaki doğru cevabımız Orhan Pamuk olacaktır arkadaşlar. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk Türk yazardır arkadaşlar. Modern taksonominin babası sayılmaktadır. Canlılara cins ve tür adları vererek sınıflandıran ilk bilim insanıdır. Sistema Naturae döneminin en önemli biyoloji eserlerinin başında gelir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Carl Linnaeus olacaktır. İtalya'da ulusal birliğin kurulması için ilk çalışmaları gerçekleştiren 1807'de kurulmuş gizli örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Carbonari Cemiyeti olacaktır. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Faydalı olması dileğiyle sağlıcakla kalın.